Hello, Gen Z'nin yepyeni bölümüyle şu anda karşınızdayım. Ve bu bölümde okula yeni bir erkek geliyor. Muhtemelen yeni erkek deyince aklınıza böyle yakışıklı, kızları etkileyecek olan bir erkek falan canlanıyordur. Ama ben bu yeni gelen erkek olayında Recep İvedik gibi filmlerden ilham aldım. Yani kredi olarak onu verebilirim. İlk defa bu tarz bir rolde oynayacağım bu arada. Diğer bölümlerden oldukça farklı olacağı için sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Umarım bölümü seversiniz. Ayrıca bu bölüme en az 200 bin like gelirse bir sonraki bölüm Gen Z'nin en korkutucu bölümlerinden biri olacak. Ve son olarak kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Her neyse hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Ay sabah sporu en sevdiğim. Sodenaz bu senin zaten tek sevdiğin ders falan. Yalnız sadece o değil. Bugün genel olarak en sevdiğim gün. Tahmin edeyim çünkü müzik dersi de var. Bilemedin resim. Ama sanatçı kişiliğim ön planda olduğu için yani müziği de çok seviyorum, orası ayrı. Nasıl şarkı söylediğimi gayet iyi biliyorsunuz. Peki. Bugünün dersleri cidden efsane ya. Haftanın en sevdiğim günü resmen. Bu da iyi hoş ama keşke yemek sanatları da diye bir ders olsaydı. Tadından yenmezdi. Şşş. Evet gençler, herkes sırasına dizilsin. Isınma hareketleriyle başlıyoruz. Serin matlarınızı yere. Öncelikle yukarı, aşağı. Uzanabildiğin kadar uzan, yukarı. Aşağı. Hocam merhabalar, arkadaşlar merhaba, sınıfımıza yeni bir öğrenci geldi. Kim hocam, oğlu mudur, erkek midir? Artık arkadaşınızı aranıza alıp kaynaşırsınız. Kolay gelsin hocam, iyi çalışmalar. Ne? Cümleten merhabalar. Ben Hasan Basan, 18 yaşındayım. O nasıl oluyor ya, biz daha 10. sınıfız. Hele hele bacım dur. Dur bir kesme sözümü dur. Bacım mı? Bacım. Biraz kırıl mı ne sanki? Sodenaz ayıp. Yani kısaca bana abi diyebilirsiniz. Kalemli Kağıtlı Meslek Lisesi'nden geldim. Niye geldin? Ha, okul yandı da ondan geldim. Aa, sana bir şey olmamış işte, buradasın. Ben yaktım da ondan. Nasıl yani? Evladım sen. İnanamıyorum şu an. Ay, inanamıyorum. Biraz tiki galiba. Size gelmez kızım öyle şey. Nasıl yani, sen suçlu musun? Hocam 155'i arayın. Şaka yapıyorum lan, korkmayın. Kafa dengiymiş ya. Her neyse, ısınma hareketlerine devam ediyoruz. Sonra meditasyonumuzu yapacağız. Bugün sadece relaks olacağız. Sabah sporları en sevdiğim. Hele hele çekil yavrum bir sen. Bir ayak yukarı, aşağı. Diğeri yukarı, aşağı. Sonra git lan. Allah, akla kötü kötü şeyler geliyor. Böyle şeyler yaptırıyorsun bize. Bacağı aç, kapat. Aç, kapat. Devam edelim. İndiriyoruz, kaldırıyoruz. İndiriyoruz. Kaldırıyorsun. Ay ne yapıyorsun sen ya, pislik? La gaz yaptın işte insanlık hali, olamaz mı? Başlarım seni insanlık hali, leş gibi kokutur resmen. Allah 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 Allah. Sen zortlarken iyi ama. Gören de pembe osuruyor sanacak. Kızım şimdi sen hiç osurmuyorsun. Hiç geceleri zortlamıyorsun. Hiç o organı kaldırmıyor mu, koklamıyor mu zortladıktan sonra? Hala ne diyorsun, ne osurması ya, ne saçmalıyorsun? Palavraya ama palavraya. Sen ne saçmalıyorsun? Palavrayı bırak. Palavrayı bırak bana. Öküz. Deminden beri sal sal dur. Zort zort zort. Biz bir kere fıs yaptık mı? Ay iğrenç. Ay şöyle. Ay böyle. Ay kusacağım ben şimdi. Gerçekten daha fazla dayanamıyorum. Gidiyorum. Gerçekten gitti. Burada yetmedi. Bir de tuvalette sıçacağım. Şşş. Oğlum tamam ama. Kızım sen de şu camı aç. Eşek ölüsü gibi koktu burası. Siz de durmayın. Devam edin hadi. Haydi haydi haydi. Şşt. Bana bak. Sen mi saldın la? Yoo. Hadi doğruyu söyle ya. Yoo vallahi ben yapmadım. Lan hadi doğruyu söyle. Yapmadım diyorum. Lan bırak doğruyu söyle. Yapmadım yapmadım. Lan doğruyu söyle. Yapmadım yapmadım. Hepiniz kaptınız diğer renkleri. Beni de aha bu pembeye oturttunuz öyle mi? Yanlış anlaşılmasın. Cinsiyetçi bir insan değilim. Pembeyi sevmiyorum. Evet saygıdeğer gençler. Dersimiz resim olduğuna göre bugün yine birbirinden sanatsal resimler çizeceğiz. Hocam nasıl bir çalışma yapacağız? Bugün daha çok portre üzerinden gidelim dedim. Bu yüzden sizleri eşleştireceğim ve birbirinizin portrelerini çizmeye çalışacaksınız. Hocam tamam, ne yapacaksak yapalım ama beni lütfen şu daha iyisiyle eşleştirmeyin. Bacım ayıp oluyor ama bak. Ayıp oluyor ama benim kalbimi kırıyorsun sen. Sen benim kalbimi kırıyorsun bacım. Sen böyle davranarak benim kalbimi kırıyorsun bacım. Şşş. Ebu Bekir ve Mine eşleşsin. Berra ya da hayır, ben Can. Sudenaz'da da Hasan. What the fork? Bu küfürler niye sürekli sansürleniyor? Küfürler mi sansürleniyor? Şimdi ben rahat rahat sövemeyecek. Aa. Okuldasın evladım, ne demek sövmek? Çok doğru. O zaman hocam ben bu okulun bir adım dışında sövsem bu okulun içinde olmuyorum değil mi? Evladım ayıp oluyor ama. Hocam siz bana onu söyleyin. İçinde oluyor muyum, olmuyor muyum?
O zaman ben de bu çocuğa, seni sevdim çocuk rahat ol. Ben de bu çocuğa bu okulun bir adım dışındayken söveceğim. Bana mı? Sevgimden söveceğim sana. Hiç yanlış anlama, tamam mı? Ben sana söverken sen beni yanlış anlama. Niye ya? Ben bu okulun bir adım dışına çıktığım an sana söveceğim. Hayır ya. Allah akıl fikir versin. Devam edelim. Senin bir göz diğerinden küçük ha. Ne saçmalıyorsun sen ya? Benim yüzüm altın oran. Seninki altınsa benimki de zümrüt. Çok komiksin. Berkcan sabit kal. Haram! Haram! Bok bacayım o! Ne? Ay! Nerede? Ay ne oluyor? Nerede? 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 Ay ben çok korkarım. Hep fobim var benim. Nerede? Göremiyorum. Yok bir şey. Arkadaşlar sessiz olun. Sanat böyle yapılmaz. He yok değilmiş ya, değilmiş. Pastel boyaymış. Siz de galyana getirdim. Kusura bakmayın. Vallahi. Allah'ım ya. Siz de ne korkak çıktınız ya. Berkcan'ı söylemiyorum bile. Ne yapayım ya? Hayatımda ilk defa bok böceği saldırısına uğradım sandım. Allah seni kahretmesin. Sanat eserime boya dökülmüş. Bu eser Surenaz Yagil yaptığı için kaç paraya satılır da haberin var mı senin? Ayıp oluyor ama lütfen. Hassas bir kalbim var benim. Ayıp oluyor lütfen. Hocam şu an çok sinirlenip çıkıp elini yüzümü yıkayabilir miyim? Tamam kızım çık. Burası birazcık roldü yani. Aslında çıkıp okulu turlayacağım. Teşekkür ederim hocam. Ve Sudenaz yine gider. Sürekli dersten çıkmaya başladı ama bence kaynatmak için yapıyor. Evet, şimdi çizdiğiniz birbirinden harika resimleri gösterin bakalım. Hocam ben Mine'yi çizdim. Kusursuz oldu. Ben Ebubekir'i çizdim. Benim kadar yakışıklı olmasa da hiç fena değil. Daha ne olsun? Ben de Berra'yı çizdim. Yani Berkcan hiç fena değil. Daha ne olsun ya, yazıcıdan çıkmış gibi. Zaten yazıcıdan çıktı ama olsun. Ben de Berkcan'ı çizdim. O ne lan? O ne? Ben miyim şimdi, yazıklar olsun. Ne ya? Hocam bunu ben çizmedim ki. Berra'cığım senden beklemezdim. Hocam ben de bu az önce giden tiki kızı çizdim. Güzel olmuş mu? Yalnız o Berkcan olmuş, yani benim resmim. Ya hepimizi tek kişi oynuyor, sen neyin tatavasını yapıyorsun be bacım? Aslında haklı. Bir şey söyleyeceğim, şu yeni gelen çocuk biraz gıcık değil mi? Biraz mı? Abi daha iyisi Maganda resmen. Niye ya, bence komik. Eğlencemize eğlence kattı. Bence zaten özünde iyi çocuk da siz göremiyorsunuz. Yani bana da bir zararı yok açıkçası. Dedikodu mu yapılıyor burada? Yok, ne alaka? İyi, çünkü dedikoduyu hiç sevmem. Ben yapmadığım sürece. Şu dolap kimin la? Kanka o Bartu'nun. Bugün gelmedi. Aslında Ela ve Bartu adında iki kişi daha var ama ikisi de aynı anda hasta olmuş. Bence yönetmen çok fazla karakter olacağı için oynamak istemedi. Yoksa ikisinin de aynı anda hasta olması biraz fazla garip değil mi? Yemeğinin malını yerler koçum. Gelseymiş. Yaladın mı onu? Abi iğrenç. Gerçekten seni anlamıyorum. Kızım sen niye fok balığı gibi konuşuyorsun ya? Ha? Ne öyle fok balığı gibi konuşan? Al 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 al. Ne? Pardon. Şu hale tavra bak ya. Ağzında yayıyor geviş getiren inekler gibi. Galiba işler biraz kızışacak. Tek kelime daha edersen. Allah Allah, ne olurmuş kokoş. Tamam sensin. Sensin, fok balıkları da vardır. Sensin. Ama dikkat et, nesliniz tükeniyor. Seni gebertirim. Anam. Kanka iyi misin? Anam! Lan! Anam! Ah! Ana! Lan! Lan! Ne oluyor burada? Fitnat Hoca geldi. Oğlum daha iyi misin? Hocam! Tabiri caizse şimdi hiç kibar olamayacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Okuldayız diye biraz yumuşatıyorum. Tabiri caizse bu kız benim ağzıma mıçtı. Hocam öncelikle ben bir şey söylemek istiyorum. Benim bu olayla uzaktan yakından hiçbir şekilde alakam olmamakla birlikte ödevlerimiz vardı. Onları hatırlatmak istedim. Ayrıca en ön sırada oturarak tabii ki örnek öğrenci olduğumu yine göstermiş bulunmaktayım. Olaylara birebir şahit oldum. Ve Sudenaz yeni gelen arkadaşımızın gözüne parfümünü sıktım. Abi bir şey söyleyeceğim, az bile yaptım. Ayrıca hiçbir şey olmadı işte, görüyorsunuz. Turp gibi maşallah. Kızım! Hemen özür diledi arkadaşından. Hocam ne alaka, o da bana bir sürü şey yaptı. Hemen dedim. Özür. Hocam bence hiç güzel özür dilemedi. Değil mi Hasan? Oh. İçten dile kızım, yoksa doğru disipline. Özür dilerim. Gözlerini neredeyse kör ettiğim için. Beni affet. Oldu mu? Her neyse gençler, bugün sizleri sözlü yapıyorum. İlk kurbanımızı seçelim. Hocam ben... Gelebilirim isterseniz. Hocam, lütfen hocam. Berkcan,
Ayağa kalk. Ben mi? Tamam. Al bakalım yaz oğlum. Sertaç bir havuzu 6 günde, Mertaç ise aynı havuzu 15 günde dolduruyor. İkisi birlikte 4 gün çalıştıktan sonra Sertaç sakatlanıyor. Geriye kalan işi Mertaç kaç günde tamamlar? Birkaç dakikan var, çabuk ol. Bana bakma, prensip gereği kopya veremem. 21 kök 56 artı 3 buçuk. 21 kök 56 artı 3 buçuk. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Kopya mı çektin? Hayır hocam. Çektiler hocam, evet ben gördüm. Özellikle şu kopya verdi. Ya ne münasebet. Teessüf ederim hocam. Bana bak, daha yeni geldin zaten. Eğer bu sınıfı bozmaya çalışırsan hakkında tutanak tutarım ona göre. Bir dakika lütfen. İtirazım var. Neye itirazın varmış? Siz hoca olaraktan bize istediğinizi soruyorsunuz. Bize gelince biz size hiçbir şey soramıyoruz. O ne demek canım? Tabii ben soracağım. Kim soracak? Allah Allah ya, böyle bir şey mi var? Biz halk değil miyiz arkadaşlar? Dünyada nereye gitsen soruyu halk sorar, cevabı hocalar verir. Şimdi ben hastaneye gitsem, bu gözü göstersem, göremiyorum desem, delinin teki geldi gözüme parfüm sıktı desem, ne yapmamız lazım hocam desem, o bana bilemiyorum sen bana söyle mi diyecek? Oğlum yalnız o doktor hoca değil. Ben doktora da hoca diyorum, öyle değil mi arkadaşlar? Evet hocam, bence de öyle. Galiba. Sana hak vereceğim, aklımın ucundan geçmezdi, sevdim seni. Bir kendinize gelin, siz de bir toparlanın, kalkın ayağa ya. Bunlar bizi ezecek, biz de bunların istediği gibi olacağız. Hocam yanlış anlamayın. Bunlar derken adınızı bilmiyorum, ondan bunlar dedim. Kısacası üzüm üzüme bakarak kararır. Ne demek istiyorsun sen, anlamadım. Onu ben de bilmiyorum, aklıma gelince öyle söyledim ama ezberci sisteme hayır. Ona ezberle, buna ezberle. Liseye geçmek için LGS sınavına çalış. Üniversiteye geçmek için YKS'ye çalış. YKS'den sonra iş bulmaya çalış. Sonra eş bulmaya çalış. Yeter ya, yeter vallahi yeter. Evet, doğru. Kes çeneni, kes. Kes çeneni. Evet. Hocam merhaba, ben Hasan almaya geldim. Kesin bitirdin yedi enayi. Buyurun hocam. Evladım, sizin okul yanınca ailem memlekete taşınmaya karar vermiş. O yüzden buralardan gidiyormuşsunuz. İlk ve son günün oldu ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım gel. Ah be. Daha bugün geldik gidiyor, söyleme. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hadi benden eyvallah. Çocuk. Seni sevdim ha, gel lan buraya. Bana mı? Gel. Lan ne yapıyorsun? Lan boğuluyorum oğlum. Gel kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Gel kardeşim. Durun oğlum. Hadi eyvallah. Allah'a emanet. İzleyicim. Bye. Yani gittiğine üzülüyorum diyemem. Ama bu son yaptığın güzeldi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz madem. Görüşürüz. Görüşürüz Hasan. Bugün tam olarak ne yaşandı? Bunu bilmem de ben büyük bir beladan kurtuldum. Lan oğlum şuna bakın. Ne? Lan senin benimle ne derdin var oğlum? Küfürbaz falan da ama yine de bu serin iyiydi. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında Hasan haklıydı. Böyle iş mi olur ya? Fitnat Hoca hep bize kötü davranıyor. Bir ayağa kalkın, ayaklanalım artık. Yes! Doğru! 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 Bana bak, başlatmayın isyanınızı. Hepinizi disipline gönderirim. Haklısınız hocam. Kusura bakmayın. Turayım mı? Yoksa istiyorsanız tahtaya gelip soruyu da çözebilirim. Kusura bakmayın tekrardan, saygılar. Oğlum bu tip ne? Artık sesim kısıldı, yemin ederim. Bu karakter de bayağı bağıran bir karakterdi. Bakalım çıkacak mı? İnşallah çıkıyordur. Kaşlarım düzeldi. Umarım sevmişsinizdir. Oynamak keyifli miydi bilmiyorum. Güzeldi bence. Yani bütün karakterleri oynamak bana güzel geliyor. Hepsi birbirinden farklı. Bu arada oha! Şu an şeyi görüyorsunuz. Kendimce bir göbek yaptım, tamam mı? Bakın böyle. Bir şeyleri sardım böyle. Her neyse arkadaşlar, kaşımı sildiğime göre bu videoyu tamamen kapatabilirim. Genze'nin bu bölümüne en az 200 bin like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.